diyorsunuz. Evet. 6 Orhan Gencebay da 6 verdi. Evet, esasında Çimen, ben de kendi yorumumu yapayım. Provada çok daha iyi söylemişti. Herhalde sahnenin de heyecanı var. Ben de şaşırdım. Şimdi bakalım kim var sırada? Hemen dönüyoruz. Evet, şimdi yanımda Erkan var. Erkan biraz heyecanlı. Ama inşallah biraz sonra yenecek heyecanlı sahneye çıkınca diyorum. Erkancığım, bize aday numaranı hatırlatır mısın? Aday numaram 104. Sana başarılar diliyorum. Yine çok güzel olacak eminim. Erkan. Bravo! Ben bir şey sormak istiyorum. Erkan'a itirazınız var mı? Hayır! Yok. 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 Bugün de işte başlayalım. Erkan, şarkının sözlerini birbirinin içine soktun. Bütün jüriyi mahvettin. Herkes burada yerin dibine girdi. O kadar iyi başladın ki. Ama bütün şarkının sözleri birbirine girdi. Ne oldu? Şimdi bunun evvela nedenini bir soralım. Heyecan. Çünkü çok affedersiniz. Estağfurullah. Bağışlayın, sözünüzü kestim. Ben bu arkadaşımızın hiç kimseye öyle hayatımda müzikalitede hiç neyse odur. Evet. Torpil asla yapmadım. Çünkü musikinin torpili olmaz. Allah ne verdiyse odur. Efendim, sakın yanlış düşünülmesin. Ama tabanda ben eğer Bülent Ersoy'sam ve bu kadar seneyi boşuna yaşamadıysam, tabanda bu çocukta cevher var. Onu düşünerek numara verelim. Ben tabii ki sizlerin işlerinize karışmak haddim değil. Ama geçen haftaki ve karşımıza ilk geldiği günkü o heyecanımızı da bir hatırlayalım. O bu gece bir şey oldu. Bir demoralize bir durum var. İsmini koyamadığım, sormak da istemiyorum. Ama ben Bülent'sem yani torpilli olarak bu numarayı vermiş olmayacaksınız. Çünkü o bizi utandırmayacak. Ben 9 veriyorum. Oo, harika. Teşekkürler hocam. Gel biraz yanıma gel. Armağan'a devam edelim. Armağan bayağı bir ağladı yine. Ama bütün sözler birbirine girdi. Ondan mı ağladın yoksa? Tabii. Niye sözleri birbirine soktu diye ağladım. Olsun. O onu yapacak. Şimdi o bir şey şaşırdı. Bülent Ersoy gibi bir devin bu şarkıyı Bülent Hanım'dan başka kimse okuyamadı. Okuyamaz da yani. Karşısında okumak her baba yiğidin harcı değil. Ben orada Bülent Hanım'a böyle göz altından baktığını görüyorum mesela. O kadar heyecanlı ki. Karıştırması kadar doğal bir şey. Bülent ama... Hanım söylemez misiniz şu kadarcık da olsa? Ha, ben yapamam. Ne olursunuz ya. Vallahi ha. Vallahi, ne olursunuz. Ben... Yani. Lütfen. Bir şey söyleyeceğim. Çocuk gitsin, çocuğa da haksızlık olmasın. Şimdi efendim bakınız, çok affedersiniz, bağışlayınız. Yani hayatta en büyük ayıp sizler... Benim başımın üzerinde her zaman biliyorsunuz ki veli nimetimsiniz. Her zaman tek korktuğum karar merciği olan halktır. Bunu zaten biliyorsunuz. Ama sahnedeki bir arkadaşımız bunu icra etmiş. Onun üzerine çekil bakayım şöyle kenara bilmiş pozlarla. Ben şunu bir daha bakayım. Öyle ben. Olmadığını biliyorum. Ama yok. Bu çok yanlış olur. Ama ben hepinize... Ben söz veriyorum. Başka bir gece. Okuyacağım. Başka bir gece. Başka bir Peki, gece. Peki. Bülent Hanım şöyle yapabilir olsun. Miyiz? Şöyle yapabilir miyiz? Okumam. Hayır, bir saniye. Oylama bitsin. O arada eğer içinizden gelirse söylersiniz. Şimdi bakarız. Zaten tamam. Şu anda olmaz. Çünkü numara verecek. Tamam. Halk da ona numara oylama verecek. Oylama bittikten sonra. Kıyaslama olur. Çocuğa haksızlık olur. Çocuğa haksızlık olur. Ve bu çocuk bu eserin ben... Teveccüh buyuruyorsunuz. Var olun, sağ olun. Sizlere hizmet vermek... Efendim.
var olun. Efendim, sizlere hizmet vermek, sizlerin huzurlarınızda emisyon yapmak her zaman ancak bir şeref olur bendenize. Ama beni anlayışla, ama beni ne olur anlamak istediğiniz gibi değil, benim söylemek istediğim tarzda anlarsanız beni çok mutlu edersiniz. Saygısızlık etmek istemiyorum ama ben şimdi şarkı söylersem çok ayıp etmiş olurum. Çünkü o benim evladım. Ona numara verilecek. Oylamadan sonra tamam. Ya Allah ya Kerim, dur bakalım. Oylamadan sonra bir daha alkışlayalım Bülent Hanım'ı. Aferin. Çok güzel. Peki, sen aday numaranı bir hatırlat bu arada. Aday numaram Allah 104. Allah. 104. Erkan'ın aday numarasını da unutmayalım. Peki Orhan Bey. Ben. Estağfurullah. Armağan bitirmemiş daha, pardon. Evet. Estağfurullah. Ne olursa olsun, burasının bir yarışma olduğunu unutmamak gerektiğini düşünüyorum. Şarkı sözünü unutmak bence önemli bir şey. Sonuç olarak sahnedeki insanın yapması gereken 5-6 şeyden bir tanesi de şarkı söylemek, hani detone olmamaksa, bir diğeri de şarkının sözlerini unutmamak. Bir diğeri de işte seyirciyle doğru iletişim kurmak, bir şey ama bunlardan bir tanesi de şarkının sözünü unutmamak. Evet. Evet, iyi sesi var ama şarkının unuttu. Sözünü unuttu. Peki, tamam. Ben ilk defa arkadaşlarımdan rica ediyorum. Lütfen bu geceye münhasır numara vermenizi istirham ediyorum. Peki. Verilmeli çünkü. Bu çocuk numara alacak bir çocuk. O bir şey oldu. Ebru Gündeş. Sadece numara. Of, yıldızlı 10. Yıldızlı 10. Başka bir şey söylemiyor Ebru Gündeş. Olağanüstü sesi var. Diyor. Yani hepimizin kulağı var. Hepimiz duyuyoruz. Bir diğer arkadaşlarım da, içerideki genç arkadaşlarım da çok güzel sesler ama bu kadar hem yürekten hem bu kadar zor bir eser. Hakikaten çok zor bir eser. Yani Bülent Ersoy gibi bir ses icra etmiş. Bu şarkı icra etmek hakikaten zor bir şey. Onu kutluyorum. Sözleri unutabilir. Şu anda sahnede, ben bunu her zaman söylüyorum, sahne alan arkadaşlarımız, ben, herkes buna dahil olabilir. Bazen söz unutulabilir. Bu insanlık halidir. Bu da arkadaşımız için bu seferlik böyle olsun. Sakallar gitmiş, süper olmuş. Yeşil şeyler hoş olmuş. Armağan, senin yerine söylüyorum. Geçen hafta gri giydirmişlerdi ya. Çok fenaydı. O kötüydü. Bu hal çok güzel. Eşine selam söyle. Bir şey Allah söyleyeceğim. Senin yolunu açık etsin. Ebru Hanım. Teşekkürler. Eğer biz onu her gece dinliyor olsaydık, arada şarkının sözünü unutmasını tolere edebilirdik. Ama bu yarışma. Bir hafta boyunca buna çalışıyorsunuz. Burada 5 dakikanız var. Bu 5 dakikada ne yapacaksınız? Bütün performansınızı göstereceksiniz. Bu 5 dakika. Haklısınız ama. Yani bir şarkıyı sahneye çıkarsınız, bir şarkının sözünü unutursunuz ama ondan sonra 5 şarkının sözünü unutmazsınız, bize oh be dedirsiniz. Bir şarkının daha sözünü unutursunuz, biz onu unuturuz. Ama burada yarışıyorsunuz. Bir hafta boyunca zaten sadece bunun için çalıştınız ya. Bu 5 dakika için. Peki buradan haftaya çıkacak unutma. Netice, yani bu arkadaşımız... Kötü söylüyor demiyorum. Onu söylemedim, pardon. Şunu söylemek istiyorum. Bu arkadaşımız bizleri veya en başta yüce halkı, musikiyi pek kale almadı da önemsemedi de onun için mi, üzerine düşmedi mi demek istiyorsun? Şöyle, ben buna inanmıyorum. Şöyle bir duygu geçti bana. Geçen hafta biz dördümüzde dedik ya, muhteşem, olağanüstü. Bu çocuk o çocuk değil. Yok, İnşallah. Bu çocuk o çocuk inşallah. Değil. Evet, bence de. Bu ben İnşallah. Kefilim. Oğlum İnşallah. Sana ben kefilim. Hocam, ben de kefilim. Arkasına kefilim. Orhan Bey. Buyurun, bir de sizden yorum alalım lütfen. Harika. Çok güzel. Ben 10 puan vermem. 9 verdim ama parantez içinde altına parantez içinde 10. Tamam var. O zaman çok güzel. Bir 10, bir 9 var. Bülent Hanım 10 üzerinden. 9 dedim. 9. Armağan Çağlayan.